Vücudumuzda birkaç farklı kapsayıcı hücre türü bulunur arkadaşlar. Öncelikle aktif olarak bölünme yeteneği olan hücreler var bir kere bunu söyleyelim. Buna örnek olarak derimizi oluşturan epitel hücreleri ile karaciğer ve böbreklerimiz gibi çoğu organımızın iskeletini oluşturan fibroblast hücreleri verebiliriz. Hatta damarlarımızın içinde bulunan endotel hücreler de bu gruba dahil. Endotel hücreler bu hücreler ve öncülleri mitoz bölünme yoluyla bölünebilir. Böylelikle parçası oldukları dokuları yeniden e, yenilerler ve e, ne yaparlar tazeleyebilirler değil mi? Aslında buraya bazı kök hücrelerimizi de eklemek istiyorum. Bunlar diğer hücrelerin kaynağı olan hücrelerdir. Buradaki tüm hücrelere mitotik hücre adını vereceğim Adından da anlaşılacağı gibi bunlar mitoz bölünme geçiren hücreler. O yüzden mitotik hücre diyoruz. Vücudumuzda mitotik olmayan hücre dediğimiz başka bir grup hücre de var. Aslında daha çok kabul görmüş adıyla bunlara biz postmitotik hücre diyoruz. Sebebini muhtemelen tahmin edebilirsiniz. Bunlar mitoz geçirmezler. Dolayısıyla çoğalma yetenekleri yoktur şuradaki mitotik hücreler gibi onarılıp yenilenemiyorlar diye düşünüyor olabilirsiniz. Haklısınız, bu hücrelerin parçası oldukları dokuları onarma ve yenileme kapasitesi gerçekten de sınırlı. Buna örnek olarak beynimizde veya sinir sistemimizde başka yerlerde bulunan nöronları verebiliriz. Ya da kalp kası hücreleri de buna dahil. Nöron ve kalp kası hücreleri post mitotik hücrelere örnektir. Evet, dediğim gibi haklısınız. Bu hücre şuradaki kısımda olduğu gibi mitozla yenilenmiyor. Buradaki doku oldukça yavaş bir şekilde yenileniyor ve bunu da belirli dokulara odaklanan kök hücrelerden yardım alarak yapıyorlar. Fakat bu süreç post mitotik hücrelerde çok 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 yavaştır. Mitotik bölünme ile ilgili sorun yani bu taraftaki hücrelerin yaptığı şey e, aslında şu. Şöyle bir şey arkadaşlar, şöyle anlatıyorum. Evet, mitozla beraber DNA replikasyonu gelir. Çünkü yeni yavru hücreler üretebilmek için DNA'nızı kopyalayıp devamınızı sağlamanızsınız. Öyle değil mi? Kendinizin yani devamını sağlıyorsunuz. Embriyo kök hücrelerine ek olarak tüm mitotik hücrelerdeki DNA replikasyonunda şu ilginç küçük uyarı bulunur. Size hemen ne kastettiğimi göstereyim. Şurada mitoza başlamaya hazır hücrelerimiz var. Her bir yavru hücresine tüm diziyi aktarmak için DNA'sını kopyalaması gerekiyor. İşte DNA'mız. Biz insanlar gibi ökaryotların DNA'sında çizgisel diziler bulunur. Dairesel DNA'sı olan prokaryot bakteri arkadaşlarımızın aksine bizde bu çizgilerden çok sayıda bulunur. Çizgili DNA'mızın her iki ucunda küçük başlıklar vardır. Bunları Ayakkabı bağcıklarınızın ucundaki plastik korumalar gibi de düşünebilirsiniz. Nasıl ki bu plastik uçlar bağcıklarınızı yıpranmalardan koruyorsa, telomer adını verdiğimiz küçük uçlarımız da kopyalama esnasında DNA'mızın hasar görmesini engeller. Bu uç noktalarda bulunan telomerleri açıklayacak olursam Bunlar herhangi bir protein kodlaması yapmaz ve üzerlerinde gen bulundurmaz. DNA'daki önemli tüm bölümler burada, orta kısımda bulunur. Evet, kopyalama sürecinde DNA'nın hasar görme ihtimali olduğundan size bahsetmiştim. Bununla tam olarak ne söylemek istiyorum? Şimdi de e, isterseniz izin verirseniz onu açıklayayım. DNA'mızı kopyalayan DNA polimeraz sistemi biraz komik bir şekilde işliyor aslında. DNA'mızı baştan sona tümüyle kopyalayamıyor. Aslına bakarsanız DNA'nın kopyalandığı her zaman şuradan biraz telomer kaybetmiş oluyoruz. Her kopyalandığında uç kısımdan biraz daha, biraz daha ve biraz daha kaybediyoruz. Burada şanslı olduğumuz nokta ise kromozomlarımızın ucunda DNA'nın çok çok önemli kodları yerine sadece telomer bulunması. Bu yüzden DNA'nın kopyalandığı her döngüde kısalan şeyler telomerler oluyor, başka bir şey değil. O yüzden hep telomer kaybediyoruz. Telomerler iyice kısalıp küçülmeden ve buradaki önemli DNA kodları ilerideki replikasyon işlemleri için hasar riskine girmeden önce bir hücrenin 60 veya 70 hücre bölünmesi gerekiyor. Yani 70 60 ya da 70 kez hücre bölünmesi yaşaması gerekiyor. Fakat yine de endişelenmemize gerek yok. Çünkü vücudumuzda bu durum için bir acil durum planı mevcut. Telomer gerçekten de kısaldığında hücre DNA hasar müdahalesi denen bir süreç başlatıyor. Yani bir şekilde içerideki alarmı çalmış oluyor ve bölünme yeteneğinden vazgeçiyor. Çünkü bu kromozomun ilerideki replikasyon durumlarında daha fazla kısalmasını engellemek istiyor hücre bölünme yeteneğini kaybediyor. Böylelikle hücre yaşlanması anlamına gelen senesens geçiriyor. Bunu tam olarak açıklamadan önce bahsetmek istediğim iki nokta var. İlki şu. Telomerleri çok kısa olduğu için bir hücre senesens geçiriyorsa eğer buna replikatif senesens deniyor. İkinci nokta. Bir hücrenin replikatif senesense ulaşmadan önce geçirdiği hücre bölünmesi sayısına high flick ya da Hayflick. Hayflick limit deniyor. Hayflick limit. Hayflick ise bu sayıyı bulan bilim insanının ismi. Tahmin edebileceğiniz gibi yoksa e, durduk yerde "Aa limitmiş. Buna ne limit?" desek acaba. "Hey, Flick mi desek dememişler." E, bu tabii ki bilim adamının adı. Yine bu bölünme sayısı da e, aşağı yukarı 60 civarında gerçekleşiyor. Evet, bu iki noktadan bahsettikten sonra hücre yaşlanmasının yani senesensin, tam olarak ne olduğunu tartışabiliriz. Hücre yaşlanması bir hücrenin mutlu, aktif ve mitotik durumundan, yani düzenli olarak bölündüğü bir durumdan bölünmeyen ve muhtemelen daha mutsuz olduğu duruma doğru değişmesidir. Ancak senesens bir hücrenin duyguları hakkında ona sormadan yorum yapmak istemem o yüzden şu sıralar nasıl hissettiğini de ayrıca soracağım. Evet hücre diğer tüm bu değişikliklere de uğruyor. Örneğin daha önce yapmadığı şekilde bazı genlerin ekspresyonuna başlıyor. Görünümü biraz daha değişiyor ve çevresindeki hücrelere daha farklı tepki vermeye başlıyor. Fakat önemli olan şey hücrenin vücut yapımıza katkıda bulunmaya devam etmesine ve dokularımızda dolaşmaya devam etmesine rağmen artık replikasyon yapmasına izin verilmemesi. Bence bu durum biraz da olsa onun kalbini kırıyor olabilir. Hücresel yaşlanmaya çıkan her yol için gerek hayflick limitine ulaşmak olsun gerekse birazdan bahsedeceğim yollarla olsun burada önemli olan şey DNA'nın hasar görmesini ve kanser, tümör gibi durumların yavru hücrelere geçmesini önlemek için hücrelerin yaşlanma durumuna geçmesi. Dolayısıyla hücrenin bölünme yeteneği iptal ediliyor. Genellikle DNA'mızın bütünlüğünü tehdit eden başka sebepler de söz konusu olabilir. Örneğin düzgün işlemeyen telomerlere sahipsek ya da bir mutasyon sebebiyle bir tür DNA hasarıyla karşı karşıya kalmışsak veya DNA'mızda toksin hasarı gerçekleşmişse hücremiz senesens geçirebilir ve bölünmeyi kesebilir. Peki senesens geçiren hücrelerde bir sorun var mı? Bu hücrelerle ilgili bir sıkıntımız var mı yok mu? Henüz emin değiliz bundan fakat ben bu konuyu basit bir yoldan düşünüyorum. Bir taraftan bu hücreler tümör ve kanseri engelliyor çünkü bölünmeyi durduruyorlar. Diğer taraftan yaşlandıkça ve dokularımızda gitgide daha fazla senesens geçiren hücre oldukça dokular kendilerini eskisi gibi yenileyemiyor. Bunun sebebi ise aktif olarak mitoz bölünen hücre sayısının azalması. Aynı zamanda senesens geçiren hücreler ile yaşa bağlı olarak görülen katarakt gibi hastalıklar arasında ilişki kuran bazı bulgular da var. Fakat bu çok çabuk değişen ve kendini yenileyen bir araştırma alanı. Şimdilik bu hücreleri izlemeye ve yeni yapılan araştırmaların ne söyleyeceğini takip etmeye devam etmeliyiz. Şimdi size başka bir şey göstereceğim ben esas. Şurada mitotik hücrelerimiz var. Tanım gereği bunlar replikatif senesans geçirebilen tek hücredir. Şurada ise postmitotik hücreler bulunuyor. Bunlar replikatif senesans geçiremiyor çünkü replikasyon yapamıyorlar. Fakat DNA'ları hasar görme riskiyle karşı karşıya karşıyasa senesens geçirmeye teşvik edilebiliyorlar. Az önce de bahsettiğim gibi herhangi bir sebeple DNA hasarı oluşmuşsa e, oluşması konu, e, konusuyla yani e, o, e, onunla aynı mantık. Öyle düşünebiliriz. Son olarak bir grafik çizip farklı hücre türlerimizi ve bölünmeye olan yatkınlıklarını beraber inceleyelim istiyorum. Bence bu grafik sayesinde konuyu tam olarak anlayabiliriz. Evet. İşte grafiğimiz. Y ekseninde hücre bölünme kapasitesini göstereceğim. Yani bu hücrenin bölünme kapasitesi. X ekseninde ise katlanma sayısını yani hücrenin ne oranda bölündüğünü göstereceğim. Birazdan hepsinin mantığını anlayacağız. Evet, normal vücut hücrelerimiz olan ve mitoz geçirerek bölünebilen somatik hücrelerimiz şurada. Çok yüksek bir hücre bölünme kapasitesi oranında başlıyorlar. Bu hücrelerin bölünme yetenekleri epey yüksek. Bölünmeye devam ettikçe ve katlanma sayıları arttıkça eğri aşağı doğru iniyor. Görebildiğimiz gibi katlanma sayısı ne kadar yüksekse hücre bölünme kapasitesi o kadar düşük oluyor. Bunun sebebi ise her katlanma ile beraber telomerlerin kısalması. Dolayısıyla hücrelerin bölünme kapasitesi azalıyor. Fakat başka türde hücrelerimiz de var değil mi? Mesela bazı kök hücrelerimiz ise bölünme kapasiteleri yüksek olduğundan diğerleriyle aynı yerde başlıyor. Fakat bölünmeye devam ettikçe eğrileri de yüksek kalmaya devam ediyor. Katlanma sayısından bağımsız olarak yani ne kadar bölünürlerse bölünsünler hücre bölünme kapasiteleri yüksek kalıyor. Peki neden böyle? Kök hücreler somatik hücrelerden neden farklı? Bu hücreler telomeraz denen özel bir enzim salgılıyor kök hücre eğrisinden bir hücre her replikasyon geçirdiğinde ve biraz telomer kaybettiğinde telomeraz hızla harekete geçiyor ve kaybolan telomeri geri ekliyor. O halde bu hücreler hiçbir zaman heyfilik limitine ulaşamazlar öyle değil mi? İstedikleri kadar replikasyon geçirme yetenekleri var çünkü telomeraz salgılıyorlar. Evet, söylemek istediğim son şey ise somatik yani vücut hücrelerinin DNA'larında bazen bir mutasyon geliştirmesi ve bunun kendilerinin telomeraz salgılanmasına sebep olması. Bu yüzden hücrenin kendi içinde telomeraz olduğunu söyleyebiliriz. Bu sebeple normal somatik hücre eğrisinden bir sıçrama oluyor. Çünkü somatik hücreler istedikleri kadar replikasyon yapabiliyorlar. Durum böyle olunca senesens geçirmekten kaçındıklarını da söyleyebiliriz. Bu da kanserin oluşma yollarından bir tanesi. Çünkü kanser hücrelerinden bahsederken kontrol edilemeyecek kadar çok çoğalan ve tümör üreten bir grup hücreyle karşı karşıya kalıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.